Biz aslında sağlık emekçileri olarak yıllardır ana dilinde sağlık üzerine hastanelerde hizmet verilmesi gerektiğini savunuyoruz. Çünkü dediğim gibi sağlıklılık hali bir toplumun sadece fiziki olarak iyi olma halinden ibaret değil. Bir hasta geldiği zaman onun kültürünü bilmen gerekiyor, onun dilini bilmen gerekiyor, onu daha iyi anlaman gerekiyor. Yani açıkçası mesela biz hekimler olarak hastanın dilini bilmediğimiz zaman onun hakkında fikir sahibi daha az oluyoruz. Çünkü kendini anlatamıyor, karşındakini yabancı hissediyor. Dolayısıyla hani bizim bahsettiğimiz işte anamnezdir, fizik muayenedir bunların hepsinde bir aksaklık oluyor. Dolayısıyla sen doğru tanıyı ve doğru tedaviyi de uygulamamış oluyorsun. Yani bu sağlık hizmetleri için böyle. Ana dilinde sağlık hizmeti alınamıyor. Son süreçlerde işte tercüman hizmeti verilmeye başladı ama o da böyle daha çok işte Arapçaya dair bir tercüman hizmeti. Ki biz hani tercüman hizmetinde yetersiz kaldığını düşünüyoruz Peki bir sağlık şey lazım. emekçileri olarak. Özellikle Kürt coğrafyasında birçok açıdan eşitsizlik olduğu gibi sağlık açısından da eşitsizliğin göstergelerinden birisi ana dilde sağlık hizmetinin verilmemesi. Kültürünün de yaşatılması gerekiyor. Aynı zamanda sağlık sistemi içerisinde de kendi ana dillerinde sağlık hizmeti alabilmeliler. Yani biz Ses Kadın Meclisi olarak ve işte belki ilerleyen süreçler içerisinde Diyarbakır Tıp Odası'yla da Kadın Komisyonu'yla ortaklaşarak bu çalışmaları devam ettirmenin azmini göstereceğiz büyük ihtimalle. Yani 4 aydır başladık çalışmaları. Şu an kendi kendine meme muayenesi ve meme kanseriyle devam ediyoruz. Ama önümüzdeki süreçler içerisinde yine kadının kendi bedenini hakkında bilgilendirme, işte HPV'dir, rahim ağzı kanseridir, işte bel boyun ağrıları çok fazla görülüyor kadınlarda. Ki bunların hepsinin siyasal, kültürel, işte sosyal belirleyicileri de var. Yani biz sadece bir tıbbı konuşmak istemiyoruz kadınlarla. Biz oraya sağlık hizmeti sunmaktan ziyade kadınların kendileri hakkında daha fazla fikir elde etmelerini, açıkçası hastaneye daha az gitmelerini sağlayacak bir mekanizmayı örmek istiyoruz. ve bunlardan Bu koruyucu sağlık hizmeti aslında dediğimiz şey koruyucu sağlık hizmetlerine temas eden konular. İşte aşılamadır, doğum kontrol yöntemleridir. Çünkü bunlar hakkında bilgi az, kadınlar erişemiyorlar. Ki bizim dediğim gibi tuttuğumuz raporlardan yola çıkarak net konuşabileceğimiz bir şey de şu. Biz kadınların 40 yaşından itibaren meme taraması yapmasını öneriyoruz. Eğer bir riski yoksa mamografi çekilmesi gerektiğini söylüyoruz. Ancak bizim gittiğimiz köylerde 40 yaşını geçmiş olmasına rağmen hiç mamografi çekmeyen kadın sayısı çok fazla oransal olarak. Çünkü gittiğimiz yerler bir işte köy, ulaşım da şehirden merkeze bir işte ya abisi ya eşi aracılığıyla oluyor. Dolayısıyla tekrardan bir sağlık hizmetine erişmek için yüzünü erkeğe dönmüş kadınlar var açıkçası. Ki zaten işte çok ciddi bir sağlık problemi çıkmayana kadar hastaneye gitmeyen bir toplum varken tarama için yani tarama yani çarpıtılmış sağlık sisteminin yarattığı algı ile işte koruyucu sağlık hizmetlerine, taramalara, aşılamaya dair önem çok az değersizleştirilmiş durumda. Biz aynı zamanda bu çalışmalarla bunu da hedeflemeye çalışıyoruz. Yani işte sağlığın işte hasta olduktan sonra değil, hasta olmamak için sağlık hizmeti vermenin daha değerli olduğunu düşünüyoruz. Yani şimdiye kadar yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda ana dilinde sağlık hizmeti verilmesi gerektiğini inanıyoruz, savunuyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Biz yaptığımız bu köy taramalarında yapabildiğimiz oranda ana dilinde sağlık eğitimleri, seminerleri yapmaya devam edeceğiz.
Bunun işte sağlık hizmeti boyutunda resmiyete geçmesi için de mücadelemizi vermeye devam edeceğiz.